Belediye başkanımız da gerçekten bu anlamda çok hassas. Belki onun beyinci arama olmasından da kaynaklanıyor. Ama belki farklı bir bakış açısından da kaynaklanıyor. Ama bu diğer yerel yönetimlerin bu anlamda hassas davranmadığını göstermez. Şu çok önemli. Yerel yönetimlerin mevcut il içerisinde sivil toplum örgütleriyle beraber ortaklaşa çalışma yapması çok önemli. Zihniyetlerken bunun tam tersi bir zihniyetin olduğunu ben çok açıkçası düşünmüyorum. Muhakkak ki bir takım şeylerin olabilmesi için biraz zaman olması gerekiyor. Ama ne olursa olsun ben bu engelli rehberini oluşturduğum zaman yaklaşık 5000 tane bastırdım. Bunun 3000 tanesini engelli vatandaşlara, 2000 tanesini de engelsiz vatandaşlara verdim. Yani benim engellilerin hakkını, yani engellenenlerin hakkını bilebilmem için engelli olmama gerek yok. Kadın haklarını bilmem gerekiyorken bile kadın olmadığım için, olmadan da gerektiği için ama bilmem gerektiği için onların öncesinden bilmem gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğitim çok önemli. Yerel ve genel yönetimlerle mevcut il içerisinde yapılacak olan çalışmalarda sivil toplum örgütleriyle beraber iyi bir diyaloğun olması çok önemli. Ben az evvel de söyledim. Mesela biz Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ni oluşturduk ve bu meclis içerisinde tüm kamu kurumlarının temsilcileri var. Yani ortalama 35 tane kişiden oluşuyor bu Kent Konseyi Engelliler Meclisi. Az evvel de söyledim. Mesela biz engelli olarak sıkıntı yaşıyoruz. Sosyal güvenlik kurumunda sıkıntı yaşıyoruz. Atıyorum işte herhangi bir binaya girerken sıkıntı yaşıyoruz ya da iş ve iş çıkma kurumunda sıkıntı yaşıyoruz ama biz sıkıntıyı yaşarken bunun yanı sıra oradaki idareci arkadaşlar da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Yani ben engelli vatandaşların sürekli alan taraf olmasına da razı değilim. Ya da olmasından da taraf değilim. Yani orada eğer bir çözüm yapılacaksa, çözüm oluşturulacaksa oradaki kamu kurumundaki kişilerin muhakkak engelli vatandaşlarla beraber sürekli istişare içerisinde, diyalog içerisinde olup kendi sıkıntılarını da çözmeleri çok önemli. Engellinin sıkıntısının çözülmesi sadece sorunların çözümleri oluşmuyor. Bununla beraber o kurumun sıkıntılarının da çözülmesi gerekiyor ki sizlere daha iyi hizmet, yani bizlere daha iyi hizmet vermesi gerekiyor. Ama biz o problemleri de çözmezsek, çözemezsek o zaman bir takım yerlerde daralık kalıyor. Şimdi hocam vaktimiz var mı? Peki. Hemen 2 yıl önce gece çift 059 hemen söylüyorum. Çift 059'da kendi yazdığım, içimden gelenleri gece uykumdan kalkıp yazdığım bir şiiri. Aslında çok şiir yazan bir insan değilim. Ama bazen de böyle geliyor. Bunu izin verirseniz size okumak istiyorum. Özellikle bu şiirde empati yapmanızı sizden rica ediyorum. Duygusal olmanızdan, yani duygusal olmanız değil. Sadece bir takım şeyleri aslında o kadar büyük değere sahip olduğunuzu ama bunun farkına varmadığınızı anlatan bir şiir bu. Belki sanıyorum birçoğumuzun içinde bu düşünceler şu şiir itibariyle değişiktir diye düşünüyorum. Yani farkında olmalı insan diyorum ben. Kimimiz görmeden yaşarız sevgimizi hislerimizle. Kimimiz duymadan hissederiz gözlerimizle. Kimimiz dokunamadan ellerimizle anlatırız sevgimizi dilimizle. Görmesek de gökyüzünün denizin mavi rengini, tutamasak da yeni doğmuş bir bebeğin ellerini, duymasak da sevdiğimizin o ince narin sesini, iman gücüdür coşturan içimizdeki sevgisini. Farkında olmalı insan. Soğuk kış gününde ellerini ısıtan sıcak bir bardak çayı, zahmetsizce yudumlayışını fark etmeli insan, diğer bir tarafta o bir bardak çayı tutacak elleri olmayışını. Farkında olmalı insan. O markamı yoksa bu markamı ayakkabı seçişini fark etmeli insan, olmayan bir ayağın ayakkabı giyemeyişini.
Farkında olmalı insan. Kimi zaman sevdiğine, senin yüzünü dahi görmek istemiyorum derken, kapalı tuttuğu gözlerini, oysa fark etmeli insan, bir kerecik de olsa görmek istediği çocuğunun yüzünü görmediği için sitem ettiği kendi gözlerine. Farkında olmalı insan, radyoda çok sevdiği şarkıyı dinlerken eşlik etmesine, bir de fark etmeli insan, sessizlik içerisinde boğulan, bir ömür boyu özlemini yaşadığı, duymak istediği sevgi kelimesine. Farkında olmalı insan, sevmenin sevilmenin ne kadar güzel olduğunu, ya da fark etmeli insan, esasında gerçek engelin sevgisizlik olduğunu. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok kısa hemen sözlerimi tamamlıyorum. Burada sizlere hitap ediyorum. Yaşadığımı söylemeye çalışıyorum. Ben eşimle evlenebilmek için açlık grevine girdim. Ben işte o zaman tabii şeylerden kaynaklanıyordu bu. Hani gençliğin vermiş olduğu bir, şu anda çok yaşlı değilim ama eşimle evlenebilmek için gerçekten açlık grevinde bulundum. İşte yanıma aldırdım, beraber çalıştık. Bir ara intihar etme girişimlerinde falan da bulunduk. Babam dedi ki söz veriyorum. Biz 3 kere gittik eşimi istemeye. 4. kez kayınvalidem ve kayınbabam evet dedi. Ve 50 tane taksi tutmuş. Kendi özelimi paylaşıyorum sizlerle. 50 tane taksi tutmuş babam. Ben Zeytinburnu'nda oturuyordum İstanbul'da. Eşim kocaman Mustafa Paşa'da oturuyordu. Kocaman Mustafa Paşa'dan buraya ve hepsini de aldı bağlamış. Nereden almışlar aldılar o saatte. 50 tane taksiyle şehir içerisine girdi, mahallenin içerisine girdi. Ha, o zaman dedim ki evet tamam artık işim benim oldu. Şimdi Elif isminde 7. sınıfa giden bir kızım var. Biri kız biri erkek ikizim var. Emirhan da Ezgi 3. sınıfa gidiyorlar. Bir de Esma Sultan var. Şu an 1,5-2 yaşına girecek Mayıs'ta Allah'ın izniyle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mehmet Efendi'nin, Ahmet Efendi'nin evlenip de çoluk çocuk sahibi olmaya hakkı varken, Murat Efendi'nin de buna hakkı var. İşte Faruk Efendi'nin de var, arkadaşımın da buna hakkı var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben bir insanım ve sizler gibi hayatı tamamıyla her şeyiyle eşit bir şekilde yaşamaya hakkım var. Yani bunu benden almayın ya. Ben öyle söyleyeyim size. Çok fazla da konuşarak da engellemeyeyim sizi. Hepinize saygımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Peki ben gittim de beni boş göndermiyorum. Teşekkür ederim. Sen mikrofonu biraz zor bırakıyorsan ama ben birkaç kelime etmek istiyorum. Sizleri Dolunay ailesi olarak selamlamak istiyorum.